Yaklaşan seçim öncesi siyasi parti il başkanları ile bir araya gelen Hatay Valisi Ercan Topaca, televizyonumuza özel demeç verdi. Televizyonumuz Genel Yayın Yönetmeni Önder Önen'in sorularını yanıtlayan Vali Topaca, siyasi parti temsilcileri ile ortak alınan kararlar neticesinde çevreyi rahatsız edecek şekilde propaganda yapılmayacağını söyledi. Bugün aldığımız ve bütün siyasi partilerin imzaladığı bir tutanak altına aldığımız karar çerçevesinde seçim süreci boyunca hoparlörlerle, yüksek sesle insanları ve çevreyi rahatsız edecek şekilde propaganda yapılmaması konusunda bir mutabakat sağladık. Gürültü kirliliğini önleyecek. Evet, gürültü kirliliğini, çevre kirliliğini önleyecek, daha sakin, sükunet içerisinde, sessiz ama her türlü propagandanın yapılabildiği, serbestçe yapılabildiği bir ortamı sağlamak istiyoruz. Bu hususta da partilerimiz bir konsensüse vardık. Seçim öncesi siyasi partilerin konvoy yapmayacağını belirten Vali Topaca, sadece siyasi parti genel başkanlarının ilimizi ziyaretinde sesli şekilde propaganda yapılacağını söyledi. Sadece siyasi partilerin genel başkanları ilimizi ziyaret ediyor ise, onların programından önceki iki gün içerisinde hoparlör ve müzik yayını ile birlikte duyuru yapılacak. Bayrak ve flamaların sadece seçim büroları ve siyasi parti temsilciliklerinin çevresinde asılacağını belirten Vali Topaca, tüm siyasi partilerin aynı hassasiyeti göstereceğini ifade etti. Biz tabii siyasi partilerimizin bu yaklaşımını çok olumlu buluyoruz, destekliyoruz, katılıyoruz. Bu süreci daha da kolaylaştırmak için biz de aldığımız tedbirleri, güvenlik tedbirlerini çok abartmadan halkımızın hayatını zorlaştırmayacak şekilde ve halkımız tarafından çok da hissedilmeyecek şekilde güvenlik tedbirlerini almak suretiyle partilerimizin getirmiş olduğu bu yaklaşımı daha da kolaylaştıracak, daha da güçlendirecek. Birlikte iyi bir seçim ve propaganda döneminin yaşanmasını inşallah temin etmeye çalışacağız. Siyasi parti temsilcilerinin duyarlı yaklaşımlarını olumlu bulduğunu söyleyen Vali Topaca, sürecin daha da kolay işlemesi adına güvenlik tedbirleri almak için çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlarımızın daha hoşgörülü, zaman zaman oluşabilecek aksaklıklar konusunda kamu kurumlarıyla daha yakın bir işbirliği içerisinde, koordinasyon içerisinde ve karşılaştıkları şüpheli ve tehlikeli durumları ilgili kurumlarla paylaşmaları konusunda seçim süreciyle ilgili özel bir beklentimiz ve ricamız vardır. Çünkü kamu güvenliğinin sağlanmasında vatandaşımızın hassasiyeti, duyarlılığı çok önemlidir. Her noktaya, her bölgeye polis koymak, güvenlik tedbiri almak her zaman mümkün olmaz. Biz güvenlik tedbirlerini genel olarak alırız. Kentin geneliyle ilgili ama özel olarak da vatandaşlarımız tarafından bize iletilecek talepler, şikayetler, ihbarlar da değerlendirilmek suretiyle o güvenlik şemsiyesini daha genişletir, daha kuvvetlendirir, riskleri en aza indiririz.